Merhabalar. Şimdi veri tabanları arasındaki ilişkiden biraz bahsetmek istiyorum. Burada zaten primary key yani birincil anahtar mantığına da biraz değinmiş olacağız. Şimdi iki veri tabanı arasında birden fazla ilişki olabilir. İşte bunlar birebir ilişki, bire çok ilişki, bir de çoka çok ilişki diye geçiyor. Eğer ki bir veri tabanında primary key yani tekrar etmeyen, mükerrer olmayan bir değer varsa ve bu değer de diğer tablodaki başka bir primary key ile eşleşiyorsa burada bir birebir ilişki vardır diyebiliriz. Yani mesela kimlik numarasından isim getirmeye çalışıyoruz atıyorum. Kimlik numarası tekrar eden bir değer değil. Fakat isim tekrar eden bir değer olabilir farklı bir tabloda. Bunların arasını isime bağlarsanız eğer, pardon, kimlik numarasını eğer bağlarsanız oradaki isime, burada bire çok bir ilişki olurken yine kimlik numarasına bağlarsanız, tekrar etmeyen bir de değere bağlarsanız birebir bir ilişki olur. Soyut böyle hani bir kavram gibi görünebilir şu an ama mantığını hemen göstermeye çalışayım. Neden biz buna ihtiyaç duyuyoruz diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü dinamik yapılar kullanmamız gerekiyor ve ID'ye mutlaka, primary key'ye mutlaka ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi hemen basitçe bir SQL kodu yazalım. Bir tablo oluşturalım. Mesela diyelim ki create ne olsun? Üyeler demiştik. Kişiler diyorum. Kişiler dedim ve başlıyorum. Şimdi herhangi bir birincil anahtar oluşturmadan yazalım içindeki, oluşturalım içindeki alanları. ID diyelim. Integer tipinde olsun. Tamam. Ne alalım? İsim alalım. İsim var char olsun ve 255 boyutunda olsun. Tamam. Bir de soy isim alalım. Yine bu da varchar 255 modunda olsun. Tamam. Her şey normal. Şimdi ben bunu kaydediyorum ve hata alıyorum. Varchar mı yazmışım? Varchar yazdım. Kaydettim. Allah'ım. Table yazmamışım ya. Evet. Şimdi kaydediyorum ve kaydetmeyi başardım günün sonunda. Kişilere geldim. ID, isim, soy isim şeklinde karşıma çıkmış oldu. Şimdi yapıya geleceğim. Yapıda ne diyor? Varsayılan null şeklinde görüyorum burada. Tamam. Şimdi bir veri ekleyelim buraya. Mesela diyelim ki Serdar Gürler dedim. Kaydettim. Kaydediyorum bunu. Tekrar yapıya gel, yapıya diyorum, tabloya geldim ve karşıma yine null olarak çıktı burada ID. Evet, şimdi bir tane daha tablo oluşturmak istiyorum. Bu sefer içerisine primary key ekleyeceğim bunun. Onu hemen nasıl bir isimlendirelim o tabloyu da? Create table diyelim. Tablonun adı da ne olsun bu sefer? Tablo 1 olsun. Aklıma bir şey gelmedi açıkçası. Dedik ve parantezleri açtıktan sonra içerisine bir integer değeri ekleyelim. ID değeri ekleyelim integer formatında. Ve buna otomatik artsın diyorum. Tamam. Yani primary key olarak ID'yi belirleyeceğim. Ve her bir değer eklediğimde birken iki şeklinde karşıma çıkacak. Mesela ID'deki sütunda yer alan değer. Tamam, yine ad diyelim. Varchar olsun. Soyad diyelim buna. Soyad dedik. Varchar olsun. Tamam. Başka bir şey ekleyeceğiz mi? Evet. Şimdi primary key'i belirtiyorum. Diyorum ki primary key'im benim ID'dir. Şimdi kaydettim. Umarım çalışır. Evet, çalıştı. Tablo 1 buraya geldi. Şimdi burada herhangi bir birincil anahtarım yok ve boş olarak karşıma çıkmıştı. Şimdi tablo 1'de değer ekleyelim. Diyelim ki Serdar Gürler. Ekledim. Bir tane daha ekleyelim. Diyelim ki ekledim. Tablo 1'e geldim. Tablo 1'de otomatik olarak ikişer ikişer 1, 2, 3, 4 diye bunların arttığını görmüş olduk. Yani tekrar eden bir değer olmadı ID. Ve verileri de
eklediğimde otomatik olarak auto increment dediğim için artmış oldu. Aslında buna da alter yine kullanarak table'ı üyeler derdik mesela. İşte @primary key id deseydik SQL tarafına burada da aslında birincil anahtar oluşturmuş olacaktık. Bu konuyu şimdilik bu kadar anlatmak yeterli diye düşünüyorum. Zaten SQL ile alakalı örnekleri de çoğaltacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin diyorum.